şu basketçi aşka da bir açıklık getir. Var mı öyle birisi, yoksa yok da nispet mi yapıyorsun eski eşine? Hayır, asla öyle bir şey yok. İnanın hiç tanımıyorum. Gerçekten tanımıyorum. Geçen gün çocuk, ay kapı ne olur kaldırın ekrandan, gerçekten tanımıyorum. Evet, zaten yalanladı o da. Evet, o da güzel bir açıklama yapmış. Hiç asla. Peki var mı birisi, başka bir basketçi? Ya var bir basketçi konuştum ama bu değil. Evet, biz duyduk, arada da bir yaş farkı evet. da varmış. Senden bayağı küçükmüş. Yok, hayır. 23-24 yaşında, hayır, biz öyle duyduk. Tam tersi, senden 23, büyük mü? Emekli 24. o zaman. O zaman antrenör olmuş. Hayır, benden küçük. Topçu değil, ama yani şey, konuşuyorum yani, aşk yok. Hani flörtöz diye bir şey var, bilir misin? Ha, yani evet. Telefonda. Sohbet, muhabbet, yani ne olacağı belli olmayan bir şey. Yani arkadaş gibi sohbet ediyoruz. Yazışıyorsunuz sadece. Yazışıyoruz. Bir araya gelmediniz mi? Yemek yiyoruz. Yani arkadaşlarım diyor ki, bir yere gidersen çekerler diyorlar. E ne yapayım, eve mi çağırayım? senin yaşına mi? Yakınsa o emekli basketçi artık. Yok, hayır, 28 yaşında. Tamam artık. Ya yok, 28 fena yaş. Kaldırın o yani, arkadaş çocuklar çok ayıp. Tanıyorum. O da dedi, ne dedin, o da güzel bir açıklama yaptı. Zehir zembelek bir açıklama yaptı. Yapsın. Bana ki, o kişiyi hiç tanımam, dava açacağım falan, o noktaya bana gelmiş. Değil. Tabii haber yapanlara. Yapan kişiye sinirlenmiş çocuk. O yüzden. Senin 28 yaşındaki sevgilin bu yalanlamayı... Sevgilim değil ya. Ha, sohbet ediyorum. Sohbet ettiğim o var, başka var, öbürü sohbet var. Arkadaşın, sohbet arkadaşın bu yalanlamayı görünce gülmüştür herhalde. Evet, o başka bir şey zannetti. Ben de ona güldüm. Yani o, hiç o muhatap olmadık bu konuyla fazla. Hmm. Tamam. Şimdi yeni bir aşk iddiası haberine gelelim. Sevgili izleyiciler, manken sunucu Çağla Şikel 2015'te Emre Altuğ'dan boşanmıştı. Yaklaşık 6 yıldır da hayatında kimse olmadığını söylüyor. Fakat önceki akşam bir mekandan çıkarken o mekanın ortağı Serdar Ormancı ile görüntülendi. Bir izleyelim. Çağla Şikel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Hanım, hayırlı olsun diyelim. Çağla Şikel kiminle el ele görüntülendi? Uzun zamandır da aynı mekana geliyorsunuz birlikte. 2015 yılında çocuklarının babası Emre Altuğ'da boşandıktan sonra adı pek çok kişiyle anılsa da Çağla Şikel hiçbir aşk iddiasını kabul etmemişti. Hatta geçtiğimiz yaz Kaan Yıldırım'la yan yana fotoğrafları ortaya çıkmasına rağmen aşk yok, olursa ben size söylerim diyerek bu birlikteliği de inkar etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir zamanlar aşk yaşadığı iddia edilen Kenan Doğulu'nun konserine gitmişti Çağla Şikel. Bakın o zaman aşk hayatını nasıl tanımlamıştı? İsmin anılması tabii başka bir şey, magazinsel olarak. Bir de gerçekten hayatına bir insanın girebilmesi, yani benim hayatıma birinin girmesi çok çok kolay bir şey değil tabii ki haliyle. Ama olursa neden olmasın? Olursa da ben artık bu noktadan sonra tabii ki de hiç saklamam ve seve seve de sizlerle paylaşırım. Böyle bir konser olsun, beraber geleyim, onu da tabii ki çok isterim ama şu an gerçekten hayatımda birisi yok. Ama bu kez kaçamadı Çağla Şikel. Son anda araba değiştirmesi bile kurtaramadı ünlü modeli. Kameralar Çağla Şikel'le Serdar Ormancı'yı el ele görüntüledi. İddiaya göre Serdar Ormancı ile Çağla Şikel 3 aydır birlikteydi ve Bomonti'deki bu mekanda buluşuyorlardı. Çıkıştaysa farklı arabalara biniyor, kalabalık arkadaş grupları sayesinde dikkat çekmiyorlardı. Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra bir klasik yaşandı. 2015'ten bu yana hep aynı açıklamayı yapan Çağla Şikel, Serdar Ormancı sevgilim değil arkadaşım. Sevgilim olunca sizinle tanıştırırım dedi. Havada aşk kokusu var mı? Yani ben senin de kulağına duydum. Bir şeyler gelmiştir. Ben de duydum ama çok yakışmıyorlar mı? Yakışmışlar. Vallahi çok yakışmışlar. Evet. Çok güzel kadın değil mi ya? Evet, çok güzel kadın. Emre'den boşandıktan sonra ismi basketbolcu Kerem Tunceli ile aşk dedikodularına karıştı, yalanladı. Kaan Yıldırım'la anıldı, biz sadece arkadaşız dedi. Şimdi de bu görüntüler geldi. Tabii el ele tutuşmak var, el ele tutuşmak var. Tabii arkadaşın da elinden tutabilirsin. Şimdi bu görüntüye, evet, arkadaşı da olabilir şimdi ya. Şimdi bu görüntüye sen de bir bak. Bakayım. Bir bak. Elini şöyle bir... Ama çok eğlenmiyorlar mı? Baksana ne güzel gülüyorlar. Tabii ki. Ha, yüzler gülüyor. Evet. Keyifler yerinde. Takip patlayan flaşlara kadar. Flaşlarla birlikte hepsi dağılıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Mekan çıkışında yani ünlü isimlere kapıda kamera olduğu hep söylenir. Evet. Burası bence, da bilinen bir mekan. Bilinen bir mekan. Biliyorlardır ve yani gerçekten belki aralarında hiçbir şey de yoktur. Arkadaş gibi çıkmışlardı ya da beraberlerdir. Hadi artık. Ama kulağıma geldi diyorsun sen de. Ben şey, hayır, hani Çağla Şikel'in sevgilisi var diye duydum ama bu mekan sahibi mi bilmiyorum. Evet. Kıvırdım. Bu arada şimdi bir şöyle... pozisyon analizi yapmamız gerekiyor Müge'cim. Sopamız nerede? Ben sopa şimdi orada. Bir
Hemen sopamız oradaysa durun arkadaşlar bir toparlanayım. Ben yaşlı insanım. Beni gösterme. Dur şöyle bir toparlanayım. Heh. Sopayı tamam. Ne yapacaksın? Tamam mıyım? Bir dakika dur. Yok şöyle durayım bari. Evet. Tamam. Şimdi kordonu oldu. Kordonu fazla kaldırma. Şimdi geldim. Kordonu kaldırma. El ele tutuşmak var. El ele tutuşmak var dedik. Şimdi bakalım burada eller sanki bir arkadaşının elini kavruyormuş gibi geldi bana. Bak burada böyle hani... Hani yürürken böyle bir dokunursun ya, böyle bir el ele tutuşma, böyle bir parmakların iç içe geçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bilmiyorum aşkım, katılıyor musunuz? Flaşlar açılmış, evet, onlar evet. Onun farkında yani değiller. Yani hani nasıl? Mekan... Sen de diyorsun ki onlar orada, gel yanıma Selin'cim. Flaş açılmış, gel beraber, heyecan yapmış. Gel beraber analiz edelim. Ben niye kalkayım şimdi ya? Sen de bir yakından evet, da gör. Bence burada yakından sanki böyle bir arkadaşça bir el ele tutuşma durumu var. Evet, yok, olabilir. Selin'cim sen ne diyorsun? Yani gayet, şöyle bir tutuşma ben yok. Bak, ben bacaklarındaki eline... kaslara bakıyorum şu an. Bacaklarda kaslar gayet yere, güzel ama hani şöyle ellerin böyle birbirine kavuştuğu, parmakların böyle birbirine geçtiği bir tutuşma burada göremiyorum ben. Yani bir mekandan çıktığım vakit hanım arkadaşın, kız arkadaşın merdivenlere takılmasın, sopayla ışıktan gözün kamaşmasın diye elinden tutabilir. Tutarsın. Öyle bir tutuş evet, evet, gözüküyor ama sevgili de olabilirler. Bu onun şeyini karşılamaz. Belki öyle ama çok da yani eğer öyleyse de yakışıyorlar bence. Evet. Kulağıma geldi diyorsun. Fakat Çağla Şikel'in şu açıklamasını da hatırlatalım. Bir süre önce röportajında demişti ki hiç parası olmayan biriyle de birlikte olabilirim ama beyefendi Bomonti'de bayağı meşhur bir mekanın ortaklarından. Yani maddi durumunda hiçbir şey yok. Sıkıntı, sıkıntı yok. Selin'cim bu ara yeni moda. Sevgilim fakir de olabilir. Yani adam olsun senden limon de... sandığında çorap da satabilir, problem yok. Ha, bir tane de Selin'cimden geldi. Evet, evet. Yani ten şey yaptılar Çağla Hanım'la benim ikimizin şeyini. Hı-hı. Ben de söyledim yani insan olsun, düzgün olsun. Benim kimseden bir beklentim ama yok. Ama sizin hep küçük bir çevreniz var. 10 kişi, 20 kişi. Herkes böyle biraz da bazı ünlü isimler hani o çevrelerde dolanıyor. Eş ya da sevgili seçerken. Yok, kız... Senin senle ilgili demiyorum. Yani hani hep bu ünlülerin aşkıyla ilgili haber yaparken tanıdık isimlere rastlıyoruz. Ama diyorsunuz ki işte limon satan biri de olabilir. Ya ben ünlüyle aşk yaşamak istemem. Yani. Ya, tabii büyük ki beğendiğim gerekir. Ya, büyük konuşmak. Tabii ki beğendiğim insanlar olabilir ama korkarım. Yani ünlü biriyle aşk yaşamaktan. Derken bir hafta sonra ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Acaba derse... kim? Olabilir.